Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası'nda daha beraberiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Artık biz de evet. Ev sahibi sayılırız efendim. Siz de ev sahibisiniz ama ben size bir hoşamedi edeyim. Efendim bugün değişik bir konu konuşalım. Şahsiyet konusunu konuşalım. Psikolojiyi de psikiyatriyi de ilgilendiriyor, maneviyatı da ilgilendiriyor, ulûm-ı diniyeyi de ilgilendiriyor. Şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeye gayret etmemiz lazım. Anne babaları da çok yakından ilgilendiriyor. Tabii hocaları da, öğretmenleri de. Tabii öğretmenleri de. Çünkü şahsiyete biraz kıvam veren insanlar da öğretmenler. Bir şey hatırlıyorum, belki daha önceki programlarımızda zikretmiştim. Çok hoşuma gitmişti o misal. İbn Sina'nın öğretmeni, küçük yaşta babası onu yanına verdiği zaman diyor ki, babası da çok zengin bir tüccar. Bu çocuğu ticarette zayi etme diyor, bunu ilme kazandıralım diyor. Şimdi evet. biz ilimde geçen ömrü kimi insanlar zayi olmuş görüyorlar. Halbuki o dönemde, yani ilimle uğraşmak dururken parayla uğraşmak hakikaten bir kayıp olarak addediliyormuş. Şahsiyet sahibi insanlara çok ihtiyacımız var. Numune-i imtisal olan, bize örneklik teşkil edecek şahsiyet sahiplerine, karakter sahiplerine çok ihtiyacımız var. Geçmişe baktığımız zaman çok kuvvetli şahsiyetler, karakterler görüyoruz hocam. Mesela Mehmet Akif böyle bir adam. Tam bir karakter. Yaşadıklarıyla söyledikleri birbiriyle örtüşen bir adam. Hani Nureddin Topçu merhumun çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki bir insan hayatını da sanat eseri haline getirmeli demeye getiriyor. Merhum Abdülaziz Bekkin'i için ben böyle hatırımda kaldığıyla telaffuz ediyorum. Yani hayatı ile fikirleri birbirini tuttuğu zaman bir insan hayat sanatını, yaşama sanatını icra ediyor anlamına gelen. Sonra hatırıma gelirse tam cümleleriyle söylerim. Böylelikle ben girişi yapmış olayım, sözü size bırakayım. Buyurun efendim. Evet. Şimdi tabii biz bir hayatın içine doğuyoruz. Yani akan bir nehir var. Belli bir mekanda doğuyoruz. Buna işte memleket diyelim, şehir diyelim, çevre diyelim, köy diyelim, her neyse. Bu için doğduğumuz çevrenin içinde aktörler var, insanlar var. Anneler, babalar, akrabalar vesaire. Ve bir de dönem var. Yani biz akan bir nehrin bir yerinden bu nehre mülaki oluyoruz. Sonra bir yerinden de çıkıyoruz. Bu dönem içe, bu süre içindeki buna ömür diyoruz. Yani doğduk ve bu dünyadan ayrıldık. Bu arada ne oluyor? Buna bakmamız lazım. Ve o zaman nasıl bir muhite doğduk? Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla o muhitin bizim üzerimizdeki etkisi ne? Çünkü o muhit bizi bir manada önce maddeten, yani süt emiyoruz, mama yiyoruz vesaire, ama esas iktidarıyla manen biçimlendiriyor. Ve o biçimlendirme sonucunda biz bir şahsiye sahibi oluyoruz. Yani hayata karşı yaptığımız eylemler ile diyorlar ki bu zat şu 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 özelliklere haiz olan bir zattır. Bu eylemlerin niteliğine baktığımız zaman inandığımızla yaptığımız arasında, biraz evvel temas buyurduğunuz husus çok mühim bir husustu. İnandığınızla yaptığınız arasında bir örtüşme var mı? Yine benim üzerimde çok etkili olan, her ne kadar bizim camiada değilse bile Haluk'un Veda'ında var. Hak yolladığın bir yola yalnız gideceksin diyor şair. Yani dolayısıyla bize bir şeyleri öğretiyorlar ve sonra diyorlar ki hayat senin, buyur. İşte o hayatı nasıl yaşayabiliyorsun? Hayattaki eylemlerimizle inandığımız arasında bir bütünlüğün olması lazım. Bu bütünlük diğer insanlarda bizim inandığımıza saygı göstersin göstermesin, eylemlerimize karşı hürmeti olsun olmasın, mutlaka ve mutlaka bir etki uyandırıyor. Bendeniz inanç itibariyle, tavır itibariyle çok farklı muhitlerde bulundum. Yapabildiğim kadarıyla kendi inancımı,
hayatımı aksettirmeye çalıştım ve bunu açık bir şekilde insanlara deklare ettim yapabildiğim kadarıyla. Bunu yaparken de bakın ben böyleyim, işte böyle olun, hayır hayır, tabii bir akış içerisinde bu. Filan şeye inandığım için filan şeyi yaptım gibi. Başlangıçta biraz hafife alındım ama çok sonra değil, yani hemen kısa bir zaman sonra bir saygı uyandırmaya başladım. Dediler ki biz senin gibi inanmasak da ama yaptığın hadiseye karşısında çok hürmet duyuyoruz. Çünkü sen inandığını gayet alçak gönüllükle yaşayabiliyorsun. Sonra bunu yapan insanları tarih boyunca biraz tetkik ettim. Eserleriyle, inançlarıyla ve yaşama tarzlarıyla. O zaman ortaya çıkan hadise şu, şahsiyet dediğimiz hadise, inandığını etrafı kırıp dökmeden, rencide etmeden, yeri geldiği zaman kendisinden bazı fedakarlıkları yaparak hayatını geçirebilen insanın ortaya koyduğu bir numune olarak karşımıza çıkıyor şahsiyet hadisesi. Yani öteki ne der, biriki ne der, şu ne der, bu ne der değil, inandığını eylemleriyle ortaya koyan. İnsan inanmak mecburiyetinde olan bir varlık. Mutlaka bir şeye inanıyor ve ona göre davranıyor. Bu garp dünyasında da böyle, İslam dünyasında da böyle. İslam dünyasına geldiğimiz zaman, yani bizim yaşadığımız muhite baktığımız zaman, burada inandığımız çerçeveyi Cenab-ı Rabbül Alemin çizmiş. Ve onu insanlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talim etmiş. Sonra onun varisleri var. Ulema ve meşayih hazaratı. Onlar o modeli, o biçimi güncellemişler ve bu zamana kadar getirmişler. Dolayısıyla biz bir manada inandığımız değerler çerçevesini ilahi bir kaynağa bağlıyoruz. Ve o kaynağın bize gösterdiği istikamette eylem yapabiliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yapamasak da bir pişmanlık duyuyoruz. Bu çok mühim bir gösterge oluyor, özellikle bu çağda. Neden? Çünkü diğer insanlara baktığımız zaman bunu herkes görüyor ama çok söylemezler insanlar. Bu bir çünkü bir nakisadır bir manada. Başkalarının çizdiği, yine bir beşer olarak başkalarının çizdiği bir ortamda bir inanç, bir takım ilkeler zuhur etmiş ve siz onlara tabi olarak yaşıyorsunuz. Sizin bu özgür iradeniz değil. Başkalarının çizdiği bir, yine sizin cinsinizden birisinin çizdiği bir vasatta yaşıyorsunuz ve onun dediğine tabi oluyorsunuz. Akademideki arkadaşlarla böyle yalnız sohbet ettiğimiz zaman şunu söylerlerdi. Yahu yani sen ne kadar rahatsın hayata karşı. Bizde hep endişeler var. Neden? Çünkü biz bir manada inandığımızı yaşayamıyoruz. Bu zor bir hadise. Ama sen inandığını yaşıyorsun, yaşamaya çalışıyorsun. Yaşayamadığın zaman da bunu bir pişmanlıkla, bir hüzünle karşılıyorsun. Ama hiçbir zaman bir kırgınlık, bir tepki, bir büyük reaksiyon göstermiyorsun. Bizim için böyle değil diyorlardı hayata karşı yaklaşım. Bu tabii genç yaşlarda çok fark edilmiyor. Çünkü genç yaşlarda modernitenin hayata karşı çizdiği resim çok cazip geliyor insanlara. Birçok şey yapabiliyorsunuz. İçgüdüye hitap eden bir resimdir o. Varlık varoluş ve maddi varoluş üzerinden kendini gerçekleştirme ve bir manada da egoyu tatmin etme ama zamanla o resmin sadece bir dekor olduğunu anlıyor insan. Bu dekorun arkasında gerçek hangi değerler var dediği zaman o zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. İşte o şahsiyet ikilemi gördüğüm kadarıyla o zaman ortaya çıkıyor. İnsanlar diyorlar ki biz bunca zamanı boşa yaşanmışız. Benim başıma geldi, arkadaşlardan bunu söyleyenler oldu. Tabii ki aramızda bunlar, yani herkese söylenmez, söylenmesi de gerekmiyor. Ben de o zaman demiştim ki onlara, şimdi başlayın. Tabii. Ama şunu gördüm. Geciktirmeyin. Belli bir tren geçtikten sonra o treni yakalamak çok zor. Onu gördüm ben yani. Ve şimdi gençler soruyorlar ne yapalım?
Diyorum ki her yaşın yapılması gerekenleri var. Gençken onu yapın, altyapıyı oluşturun. Okuyun, düşünün. Şimdi sizde beşeri ve bedeni tutkular çok güçlüdür. Onları yönlendirmeniz fevkalade zor. Ama en azından onların ötesinde bir dünyanın var olduğunu şimdiden hissetmeye çalışın. Hocam, şahsiyet böyle bir şey bildiğim tabii, kadarıyla. Yani şimdi siz şahsiyetin çok önemli bir cephesine değinmiş oldunuz. Biz ona psikolojide sahicilik, halislik diyoruz. Halisane varoluş diyoruz. Yani bu aslında bir yandan da şu demek, sözü ortamına göre eğip bükmemek, kendi olmak cesaretini gösterebilmek, kalabalığın sizi sürüklediği yere doğru akılıp gitmemek, tek başınıza, evet, kendi yörüngenizde, şairin söylediği gibi kendiniz dönebilmek, özü sözü bir olmak, hayallerine ve değerlerine sadık olmak, iç bütünlük, dürüstlük, evet, şeffaflık, artık ne derseniz, netice itibariyle sahici olmak, özüne sadık olmak, Bezmi Eles'te verdiği söze, ahde vefa göstermek, kendi hakikatine sadık olmak, yiğitlik burada, insanın kendi hakikatine sadık olabilmesinde, iç sesini dinleyebilmesinde. Bazen içimizden gelen sesler çok hoşumuza gitmez ama yine de onu dinlemeye devam ederiz. Yalanın avutmasına razı olmak yerine hakikatin incitmesine talip olmak. Yani hakikat beni incitecekse bırakalım incitsin. Başkalarının alkışına, methü senasına aldırmamak. Kendi zaaflarıyla yüzleşebilmek, o konuda cesur olmak. En zoru da bu hocam. İnsanın, evet, kendi eksikliğiyle, evet, kusuruyla, noksanıyla karşılaşabilmesi. Yine en zayıf olduğumuz taraflardan birisi övgü bağımlılığı. Başkalarından işittiğimiz aferinler, övgüler pek hoşumuza gidiyor ve bir süre sonra onlara bağımlı hale gelebiliyoruz. Halbuki Hazreti Resul, benim çocukluğumda bir takvim arkasında okumuştum. Öyle içime işlemiş ki hiç unutamıyorum onu. Sizi övenlerin yüzüne toprak saçınız diyor Hazreti, evet, Resul. Yani kaçın demek istiyor. Ben öyle anlıyorum. Evet. Yani bütün derdimiz ne? Yani burada bizi aşan büyük bir ülkünün insanı mıyız? Topçunun, Gemuhluoğlu'nun, efendim, Akif'in, bütün büyüklerin, bütün o ulu insanların, Celal Hoca'nın, o güzel insanların yaptığı gibi. Yoksa sadece bütün davamız kendi benliğimiz mi? Egomuz mu? Düşmanlığımız ve dostluğumuz sadece kendi nefsimiz için mi? Dünyayı hakkını vererek yaşayacağımız bir yer olarak mı görüyoruz? Dolu dolu yaşayacağımız bir yer mi? Yoksa bir performans sahneleyeceğimiz bir tiyatro sahnesi olarak mı görüyoruz? Bazı insanlara bakıyorsunuz hocam, hayat boyu oynuyorlar. Hayat boyu orada başka türlü oynuyor, burada başka türlü oynuyor, evet, burada başka türlü oynuyor. Hayatının bir tutarlılığı ve bütünlüğü yok. Allah bizi öyle olmaktan muhafaza buyursun. Gerçek, amin, olmaktan uzaklaştığımız, sahtelik zırhına büründüğümüz her seferden bizi muhafaza buyursun. Amin. Yani mış gibi hayatların maskeli balosuyla karşılaşıyoruz bazen. Bulunduğu ortama göre renk ve fikir değiştiren bukalemun kişiliklerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunu da postmodern zamanların en önemli insani vasıflarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Bukalemun kişilikler bulundukları ortamlara göre renk değiştiriyorlar, bulundukları ortama göre şekil alıyorlar. Her ortama doğru giden, her devrin adamı, her mevsimin adamı haline gelebiliyorlar. Bütün aslında yorgunluğumuz, kendimiz olmaya doğru giden yolu bir türlü yürüyememekten kaynaklanıyor bence kıymetli hocam. Oyuncu benliklerimizin sahici benliklerimizi gizlemesine izin vermememiz lazım. İşte şahsiyet sahibi olmak biraz da bu iç bütünlüğe ve tutarlılık duygusuna sahip olmakla alakalı gibi geliyor bana. Evet. Şimdi sizin bu açıklamalarınızda birkaç nokta ortaya çıktı. Bir tanesi şudur. Yani bize öğretilen büyüklerimiz tarafından kendi hayatınızı yaşarken, yani şahsiyet bütünlüğü ve sahici hayatı yaşarken etrafa karşı gazap, tepki, kırıcı ve küçümseyici olmamak lazım. Bu çok mühim bir hadise. Yani diğer insanlarla olan temasımızda
biz hakkı ve hakikati, yani inandığımız yaşamaya çalışırken onları rencide etmemek mecburiyetindeyiz. Bu şunun için çok mühim bir hadise. Çünkü biz ümmeti davet ve ümmeti icabet üzere yetişmiş insanlarız. Biz icabet ettik diyoruz. Yani ilahi emre eyvallah dedik, kabul ettik ve o emirleri ve nehirleri yapabildiğim kadar yapacağız. Ama bir başka vazifemiz de icabet etmeyenlerden bir kişiye karşı hüsnü numune, güzel numune olmak, hüsnü misal olmak ve onu bizim inandığımız çerçeve içerisine, yani Allah-u Teala'nın ve Resulullah'ın çizdiği alim içine dahil edebilmek. Bu insanlara karşı sert olmamakla, Kur'an-ı emirde bu zaten, hilmiyet üzere bu hayatı yaşayacağız, bir tanesi bu. Geçenlerde Emin Işık Hoca'nın kitabını karıştırıyordum. O Kenan Rıfai'den naklen söylüyor. Birisi geliyor muhterem zata, diyor ki efendim sizin Beytullah'a olan muhabbetinizi biliyoruz. Efendim Hazreti Ali'ye olan muhabbetinizi biliyoruz. Bu muhabbetinizde sık sık izhar ediyorsunuz. Fakat hiç Yezid'le ilgili kötü konuşmuyorsunuz. Yezid'i zemmetmiyorsunuz deyince şöyle bir cevap veriyor. Evladım, ben kendi içimdeki Yezid'le uğraşıyorum. Evet. Yani biraz dış dünyayla hocam çok uğraşanlar, dış dünyanın çok zemmedenler, şahısları çok kötüleyenler biraz aslında kendi içlerindeki huzursuzlukla uğraşıyorlar. Tabii, tabii. Yani onların üzerine basarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Bu bir mümine yakışmıyor. Diğer insanlarla olan ilişkiyi de iyi tutmamız lazım. Bu taviz vermek manasına gelmez. Bir başka husus da şudur Kemal Bey. Şimdi evet, insanlık bir iletişim dönemi yaşıyor, iletişim devrimi. Yani burada her şey, hayır ve şer, her zaman sınır tanımadan herkese erişilebilir hale geldi. Dolayısıyla insanlar, eskiden böyle değildi, eskiden şöyleydi, bilginin ve diğer haberlerin herkese erişmesi mümkün değildi. Ancak meraklısı alıp okuyabilirdi veya dinleyebilirdi. Şimdi öyle değil. Yani bir manada bir bilgi kirliliği var. Bu da insanları çok fazla kendi dışına çekiyor. Ve bir başkasının, bir başka aklın kendi menfaati uğruna kurguladığı bir hayat tarzı bütün insanlara iletişim devrimi sayesinde her yerde erişebiliyor. Cep telefonuyla veya işte bilgisayar üzerinden vesaire. O zaman insanlar bu genel akım üzerinde kayboluyorlar. Vakti durdurup neyle meşgul olduklarının muhasebesini yapıp biraz daha derine inme durumları yok. Ben dostlarıma söylüyorum, kendime de söylüyorum. Olabildiğince seçerek yaklaş hayata ve iletişim devriminin sana sunduğu her şeyin üzerinde çok fazla durma. Aksi halde kaybolmak çok kolay. Yitmek, zamanı yitirmek, varlığı yitirmek. Tabii. İçimizdeki güzellikleri aşındırmak çok kolay ve başkasının, başka bir rasyonalist ve egoist aklın kurguladığı bir dünya içinde hapsoluyoruz. Bunun farkında değiliz. Bu bizim kendi şahsiyetimizi, yani inanç ve eylem bütünlüğümüzü çok feci bir şekilde zedeliyor, yıpratıyor, harap ediyor. Halbuki bu nehrin kenarında durabilsek, bu çılgın akan bir su, bir sel bu. Bir manada bundan biraz kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Bu da bir tecellidir. Ama her tecelliye karşı müminin dikkatli olması lazım. Bu hayır mı şer mi? Bunu ortaya koyması lazım. Ve kendisini bir miktar ayırması lazım bu akışın içerisinden diyorum. Dolayısıyla çağımızın böyle bir sıkıntısı da var. Birincisi, insan inandığını yaşarken etrafını rencide etmeyecek. Bu taviz vermek manasına gelmiyor. Hoş görmek manasına da gelmiyor. İnsanlara bir başka nazarla bakacak ve kendisi gerekiyorsa bazı bedeller ödeyerek bu yaşantısını sürdürecek. Bu bir.
Ama ikincisi, ya bu çağa mahsus bir hadise bu. Bilgi kirliliğinden, sadece bilgi değil aynı zamanda duygu kirliliği oluşuyor. Bunu evet. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Önce göz ve kulak zedeleniyor. Bunlar birer duyu organı. Ama göze ve kulağa gelen mesajlar önce zihne geliyor, sonra zihin kirleniyor, sonra Allah muhafaza kalp kirleniyor. Dolayısıyla kalbin kirlenmesi ne demek? Size sunulan ve sizin inancınıza mugayir, esas itibariyle daha genel söyleyeyim, insan şerefiyle mütenasip olmayan her şey kalbinize de intikal ediyor. Tabii. Gözden ve kulaktan. Ve siz o şeyleri sevmeye başlıyorsunuz. Onsuz yaşayamamaya başlıyorsunuz. İşin feci tarafı da o. Dolayısıyla artık siz bir robot haline geliyorsunuz. Biraz evvel siz gerçek varoluştan bahsettiniz. Gerçek varoluş benim derslerimde de geçer. İnandığını yaşayabilen insan gerçek vardır. İnandığını yaşayamayan, başkasının inandığını eylemiyle gösteren insan başkasının buradaki ajanıdır. Buradaki ajan cafs manasında kullanmıyorum. Onun öznesi olur. Onun nesnesi haline gelir. Onun buradaki temsilcisi olur. Başkasının küreselliğini kurguladığını burada uygulayarak yaşayan insan, kendi inancını bir yerde tutan ama eyleminde onu göremediğimiz insan, farkında olmadan o başkasının kurguladığını buradaki yaşadığı için onun temsilcisi durumundadır. Şu anda bütün dünyanın hastalığı budur. Fransız postmodernistleri bunun farkındalar. Diyorlar ki sanal reelin önüne geçti. Bu çok mühim bir hadise. Hiçbir zaman geçemez. Neden? Çünkü reel ilahi irade ile gerçekleşendir. Sanal beşerin, tırnak içinde söyleyeyim, biraz ekstrem oluyor ama ifade edeyim, şeytanın kurguladığıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman sanal reelin önüne geçmez. Geçmiş gibi görünür. Hı hı. Bazı ömürler sanalla bitiyor. Ama bazıları sanalın yalancılığını belli bir yaşta fark ediyorlar. Diyorlar ki biz ne yaptık? Reale dönmek istiyorlar. Yani ilahi iradenin takdir ettiği çizgiye, dünyaya, o uzaya. Fakat bakıyorlar ki çok zor. Varlık sanala alışmış, sanaldan beslenmeye alışmış. Reelin tadı güzel ama reel biraz uzakta bir ülke. Biraz zor bir meyve. O tembellik içerisinde ona varmak çok kolay değil. Bu tembellik bedenli tembellik değil. Ruhi ve kalbi bir tembellik. Ruh ve kalp aktif olmaya alışmamış. Hep tabi olmaya alışmış. Beşerin ürettiği safsataya, efsaneye tabi olmaya alışmış. O işte bir hicran. Zor geliyor insanlara ve böyle kaybolup gidiyorlar. Ama ben bu kaybolmanın da bir hayra inşallah tebdil olacağı ümidindeyim. Cenab-ı Rabbül Alemin'e hem kendim için dua ediyorum, hem dostlarım için, hem neslim için, hem bütün insanlık için. Diyorum ki Ya Rabbi bizi hayırlarla karşılaştır. Bize yaşadığımız hayatın manasını öğretecek insanlar ve hadisat lütfu kerem eyle. Ki seni hiç unutmayalım, hep seni hatırlayalım. Seninle olan ülfetimiz ve ünsiyetimiz hiçbir zaman kaybolmasın diyorum bu dünyada da. Çünkü biz bu dünyada bir gayb perdesinin berisinde yaşıyoruz. Ama ahirete intikal ettiğimiz zaman gayb diye bir şey yok. Realiteyi orada göreceğiz. Perdenin arkasında ne sen var ne de ben diyor. Evet. 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 Hocam, bendiklerimizi küçülttüğümüz oranda hayatı büyütüyoruz. Benliklerimizi prizmasından her şeye baktığımız zaman, her şeyi oradan kırarak algıladığımız zaman maalesef hayatın sessiz mucizelerine daha az tanık oluyoruz. Dış alemdeki güzelliği daha fazla idrak etmek zorundayız. Ebediyet oradan bize göz kırpıyor. İnsanın şahsiyeti de aslında ebedi olanla karşılaştığı her seferinde biraz yerli yerine oturuyor. Şimdi kişilikle ilgili, kişilik ve şahsiyeti biraz birbirinden farklı tutalım. Kişilikle ilgili çalışmalar insanın aşağı yukarı yarı yarıya genetik, yarı yarıya da çevresel faktörlerle
kişiliğinin belirlendiğini ortaya koyuyor. Yani doğuştan getirdiğimiz, genlerimizle getirdiğimiz hususiyetler var. %50 de onun üzerine çevresel yetiştirme, kültür faktörleri etki ediyor. Mesela ailedeki duygusal iklimin çocuğun yetişme biçimine çok tesir ettiği dile getiriliyor. Yani çocuk huzur dolu bir ortamda mı büyüdü? Havada efendim eşyaların uçuştuğu, insanların birbirine kırıcı sözlerinin havada uçuştuğu bir ortamda mı büyüdü? Bunun mühim olduğu, ona göre işte o içselleştirdiğimiz duygusal iklime göre şahsiyetimizin de kişiliğimizin de bir oranda şekillendiği söyleniyor. Şimdi bizim dilimizde şahsiyet dediğimiz zaman biraz karakter sahibi olmak da vurgulanıyor. Sevgiye evet, sahibi evet. olmak da vurgulanıyor. Kişilik daha nötr bir kelime. Evet. Şahsiyet dediğimiz zaman bazı olumlu vasıfları da kendi bünyesine almış bir evet. kişilikten bahsetmiş oluyoruz sanki. Evet. Yani işte o biraz evvel söylemiş olduğum sahici hayat, yani inançla eylem arasındaki bütünlük. Biraz evvel çocukluktan bahsettiniz. Esasında şöyle, yani insan hayatını her safhasında alabilen bir varlık. Eksikliğini fark ederse tabii. alabilme yeteneğini hiçbir zaman kaybetmiyor. Ama ben tamam oldum dediği anda bütün kapıları kapatıyor. Bütün şalterleri indiriyor. O en kötüsü o. Aile muhiti çok doğru. Mesela benim çok dikkatimi çeken yüksek sesle bağırarak konuşan veya yumuşak yumuşak konuşan insanlar. Bu kadar çok fark ediyor ki insanların yetişmesinde bu tavır. Bir de o sözün muhtevasına bakmanız lazım. Ne söylüyor insanlar? Ve siz hangi insanların ne sözlerinden nasıl etkileniyorsunuz? Mesela böyle yetişen bir çocuk yumuşak tarzda yetişiyor. Dengeli bir ailesi var vesaire. Bu dünyanın ötesinden haber veren bir zatla tanıştığını bunu varsayalım. Yahut da öyle bir zatın bir kitabını okudu. Bu yıldızın parladığı anlar, bu çok mühim bir hadisedir. Yani sanki bir perinin sihirli çubuğu, tabii ben ona ilahi bir tecelli diyorum, bir lütuf diyorum, bir kapı açıyor. Son günlerde bu bir manada Hazreti İbrahim hakkıyla tekrar zihnen ve kalben ilişki kurmaya başladım bu korona günlerinde. Şu evet. çok basit gibi görünüyor. Esas itibariyle Hazretin pederleri Tillo'da mürşidin yanında. Onun tahtı tedisinden geçiyor. Hazreti İbrahim Hakkı da 8-9 yaşlarında babasını görmek için Tillo'ya gidiyor. Hasankale'den hemen aşağıya güneye doğru iniyor. Bir müddet şeyin huzurunda bulununca Hazreti şey buyuruyorlar ki babaya, sen dönebilirsin Hasankale'ye ama bu burada kalsın diyor. Hı hı. Şimdi işte o genler var ya, o hı. genler sadece hekimlerin gördüğü fiziki genler değil. Ona ezelde bir şeyler yazılmış. Tabii. Ve oradan işte o 15 yaşına kadar orada kalıyor Hazret. 8-9 yaşına kadar. Çünkü cevheri görüyor orada o Hazret. Onun işi o. Kuyumcu o. Ruhların ve kalplerin kuyumcusu. Ruhların tabibi. Merhum peder anlatırdı. Medine-i Münevvere'deyken bir çocuk geldi diyor. Mülaki oldum diyor. Küçük. 7-8 yaşlarında. Ama öyle hissettim ki bunda bir cevher var, aman ya Rabbi dedim diyor yani. Ve korktum kendimden diyor. Bana bakmasından, beni algılamasından, beni okumasından. Sabi diyor yani. Böyle insanlar var. Şimdi bir insan hayatına böyle bir insan dokununca çok farklı bir yapı ortaya çıkıyor. İnsan cevherini işleyen kuyumcular lazım. Evet. Evet yani. Esasında belki herkesin içinde böyle bir cevher var da kader buna izin vermiyor. İşte tekrar yani şeye bağlanırsak moderniteye, modernite bunu kabul etmez. Der ki ben filan filan eğitimden geçirirsem şu sonuç elde edilir. Halbuki o eğitim de bir kader. Bu epistemolojik cemaat diye bir şey çıktı. Bourdieu çıkardı bunu. Epistemolojik cemaat diyor ki işte kendi içinde bir cemaattir bu. Üniversiteler cemaat. Ama diyor
Batı'nın bütün büyük düşkünlerine baktığınız zaman bu cemaatten çıkmamıştır diyor. Onlara anlatıyor kim olduklarını postmodernitede. Ben mesela Einstein'ı biliyorum. Einstein modern fiziğin kurucu babası. Ve çok mühim şeyler söylüyor. Ama 1905'te Zürih Üniversitesi'ne tez için müracaat ettiği zaman kapıdan çeviriyorlar. Sen diyorlar akademinin şartlarını yerine getiremiyorsun. Bir de böyle bir hadise var. Toparlarsak hadise şudur yani. Tabii ki genler çok mühim. Yetişilen muhit çok mühim ama o yetişilen muhitin içerisindeki özneler, aktörler de çok önemli. Kader ne hazırlıyor bize? Tabii. Onun için hep dua ederlerdi. Ya Rabbi ahiru akıbetimizi hayreyle. Nedir bu ahiru akıbet diye sorduğum zaman bir dakika sonrası da akıbettir. Bir saat sonrası da akıbettir. Bir gün sonrası da akıbettir diye dua etmemiz gerektiğini bize söylemişlerdi. Fevkalade. İşte bu aslında bu duada bizim bu programda sık sık zikrettiğimiz ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın her an yeni bir yaratışta olduğu ayet-i kerimesi ile buyruğuyla birebir örtüşüyor hocam. Her an yeni bir ana gebedir. Bir an sonramızı bilemiyoruz. Akıbetimiz için her an dua üzere olmalıyız. Her an bir sonraki an, yani zaten konuştuğumuz anda şu an geride kalıyor. Hep evet. Birbiri içine geçişli bir anlar silsilesinde yolculuk yapıyoruz. Dolayısıyla daima anış üzere olmak, dua üzere olmak ve hayırlı bir akıbet dilemek lazım. Evet. Yaşamak yavaş yavaş doğmaktır demiş Saint-Exupéry. Biz de Yunus'umuz gibi söyleyelim, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası? Evet. Dolayısıyla yani hayrı dilemek dilimizden eksik olmasın diyelim. Bu programımızın da sonuna gelmiş olduk kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum dilinize, gönlünüze. Estağfurullah. Kıymetli dinleyenler, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim.